Hukuk sohbetlerinde konuğumuz Kocaeli Üniversitesi hocası Profesör Doktor Gürsel Öngören hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Hamdolsun gayet iyiyiz. İnşallah siz de iyisiniz. Teşekkür ediyoruz. Davetimizi kabul edip geldiğiniz için. Görevimiz. Bugün burada çok önemli bir konuyu konuşacağız. Kentsel dönüşümü konuşacağız. Hocam nedir kentsel dönüşüm? Valla kentsel dönüşüm Avrupa'da yaklaşık 150 yıldır uygulanan ama Türkiye'nin gündemine yeni gelmiş önemli bir şehircilik kavramı. Evet. Doğal olarak hukuk da bunu destekleyen çeşitli araçlardan biri. Neticede finansa ihtiyacı var, iyi bir hukuki altyapıya ihtiyacı var, işin psikolojik ve sosyolojik yanları var. Bunlarla beraber harmanlanması gereken, araçlarının da iyi seçilerek düzenlenmesi gereken bir şehircilik yöntemi. Çünkü zamanla şehirler eskiyor. Evet. İşte Avrupa'da özellikle 2. Dünya Savaşı'nda şehirlerin, büyük şehirlerin %70'i harap oldu. O vesileyle Avrupa'da çok büyük bir kentsel dönüşüm çalışması 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapıldı. Bütün şehir planları yeniden yapıldı. Ama daha çok şehrin eskiyen, modern tekniklerden uzaklaşmış, suç oranı artmış, gettolaşmış yerlerini dönüştürmek anlamında kullanılan bir kavram. Ancak bu dönüşüm bizimki gibi dünyada tek seferde bu kadar iddialı bir proje olarak uygulanan pek örneği yok. Öyle mi? Çünkü bizde maalesef kötü bir belediyecilik anlayışının, kötü bir merkezi idare düzenlemesinin sonucu ciddi bir çarpık kentleşme sorunumuz var. Evet. Bu çarpık kentleşme sorunu zaman içerisinde çıkartılan kanunlarla düzenlenemediği için, değişemediği için maalesef ciddi bir birikimle karşı karşıya kaldık. Ve bu birikimi nasıl çözeriz, bu birikimi yaparken bunun finansal araçlarını nasıl oluştururuz derken neticede hükümet yöneten kişiler bir çözüm yolu olarak çarpık kentleşmeyi ortadan kaldırmak amacıyla böyle bir dönüşüm hareketi ortaya çıkarttılar. Kaç yılında başladı bu hocam? Kentsel dönüşüm aktif olarak 2005 yılında başladı. Çünkü kentsel dönüşümü başlatan önemli hadiselerden bir tanesi de 1999 depremi bildiğimiz gibi. Yaklaşık 4 büyük şehrimizde 20 bine yakın insanımız vefat etti deprem sebebiyle ve 200 bine yakın da binamız sakatlandı. Evet. Bu vesileyle ortaya çıktı ki kentlerimizde kral çıplak. Evet. Yani ortada ciddi bir depreme dayanıksızlık sorunu var. Binalar yapılmış, görüntüler gayet güzel ama baktığınız zaman teknolojik olarak Türkiye ciddi fay hatlarının üzerinde ve 1999 yılından sonra başlayan çalışmalarda da bu fay hatlarında önümüzdeki 30 yıl içerisinde iki büyük fay hattında kırılmalar olacağı ortaya çıktı. Biliyorsunuz Marmara Denizi'ne de çeşitli sismik araştırmalar yapıldı. Onun evet, dışında karada da sürekli bekleniyor zaten yapıldı. Çok yakınımızda ve olan bir tehlike. İşte yani Erzurum, Erzincan'daki fay hattıyla Marmara bölgesindeki fay hattında kırılmalar bekleniyor. Ve bu doğrultuda yani yapılan çalışmalar sonucu hem üniversitelerde hem hükümet düzeyinde hem belediyeler düzeyinde böyle bir kentsel dönüşüm çalışmasıyla hem depreme dayanıklılık probleminin çözüleceği konut stoğunda özellikle hem de şehirlerdeki kentsel çarpıklaşmanın ya da çarpık kentleşmenin ortadan kaldırılabileceği planlandı ve bu doğrultuda da önce altyapı çalışmaları, finans ve alt hazırlıklar yapıldıktan sonra işin hukuki aracı düzenlendi ve 2005 yılında Belediye Kanunu 73. maddesine bir düzenleme getirilerek kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme kavramları ilk defa Türk mevzuatının içerisine girmiş oldu.
Burada bir şey sormak istiyorum hocam. Diyorsunuz ki kentsel dönüşüm, sağlıklı bir şekilde yeni bir kent oluşturma. Hmm. Ama ben gördüğüm kadarıyla bizde uygulanan kentsel dönüşüm aslında bir evsel dönüşüm olmuş. Hmm. Sadece apartman evler dönüşüm, yıkılıyor, apartman dönüşüm yıkılıyor, yerisinde yenisi yapılıyor. Ama benim anladığım, işin uzmanı olmamama rağmen, hani bir kentsel dönüşüm olması sağlıklı, yeşil alanıyla, okuluyla, camisiyle hepsinin bir arada olduğu bir dönüşümün olması gerekmiyor muydu bu yasa gereğince? Bu hedeflenmedi mi aslında? Yasada bu yönde ikili bir seçim yapıldı. Bir tanesi bina dönüşümünü sağlamak için riskli yapı kavramı ortaya getirildi. Diğeri de alan, bahsettiğiniz yeşil alanlara arttırmak, çarpık kentleşmeyi ortadan kaldırmak, daha çok sosyal ve kültürel donatı alanı yaratmak, parktı, bahçeydi, okul alanıydı, spor sahası gibi veya yaşlı bakım yurtları, bütün çocuk olması kreşleri, olması gereken sosyal ve kültürel donatıları da yeniden yaratmak için, bunlara gerekli arsaları yerinden yaratmak için riskli alan kavramı getirildi. Ve bunların ikisi birlikte uygulanıyor. Yani yasal altyapıda da devletin seçtiği ve kurumların seçtiği genel kavramlar olarak bu ikisi beraber kullanılıyor. Şimdi bina yenilemede ne yapıyorsunuz? Binayı yenilediğiniz zaman evet depreme karşı önleminizi almış oluyorsunuz. Doğal olarak burada bina yenilendiği zaman artık bir tabutta oturma da değil, yani normal sağlıklı bir konutta oturur hale geliyorsunuz. Evet. Ve anayasaya göre de devletin temel görevlerinden biri sağlıklı bir yaşama alanı sağlamaktır vatandaşlarına. Şimdi bu yapılırken ikili bir tercih söz konusu. Ya var olan binayı olduğu yerde değiştirmek, insanların rahatını, huzurunu, yıllardır o bölgede oturduğu sistemi, belki işte dedesinin arsasına bir müteahhite vermişler, apartman yapmışlar, o da o dairede oturuyor. Onun gibi problemi yerinde çözmek amacıyla bu şekilde bina dönüşümü. Ama bunun yanında bir ikinci imkan daha var. O belediyeler tarafından, belediyelere bırakılmıştı. Ada bazlı dönüşüm. Yani bir diyelim 10 dönümlük bir ada, çevresi sokaklarla çevrilmiş. Orada da 10 tane parsel var. Bu 10 tane parselde bulunan binaları belediyeler organize olup beraberce dönüştüreceklerdi. Yani beklenen buydu yasa yapıcı, kanun yapıcı tarafından. Ancak belediyeler bu örgütlenmeyi sağlayamadılar. Yani her başvuran müteahhite herhangi bir plan, proje yapmaksızın o bölgenin dönüşümünü sağlayabilmek öncelikle bildiğiniz gibi imar planlarıyla söz konusu. Yani imar planlarında bir yerin park olmasını, bir yerin yaşlı yurdu olmasını, bir yerin çocuk yurdu olmasını, bir yerde cami yapılması, bir yerde spor salonu yapılmasını ancak imar planlarıyla planlıyor biliyorsunuz. Ve var olan imar planlarında bunlar yapılmamış durumda. Ya da var olan zaman içerisindeki şartlarda devletin bunları yapacağı arsalar maalesef özel sektöre satılmış durumda. Devletin elinden çıkmış durumda. Ne yapacaktı belediyeler? Buradaki alan bazlı 10 tane parseldeki 10 tane apartmanı aynı anda dönüşüme sokacaktı. Yani yine müteahhitleri ayrı ayrı olabilir. Bir ortaklık ilkesi doğrultusunda bunu da yapmanın en kolay yolu olarak birleşen parsellere imar, ek imar hakkı verecekti. Yani bir tür teşvik edecekti bunu. Çünkü devlet kentsel dönüşümü teşvik etti. Ne yaptı? Harçları almıyor, tapu harçlarını almıyor. KDV'yi %18 yerine değerli yerlerde %1 alıyor. Yani yaklaşık %25 oranında maliyet anlamında devlet bunu teşvik ediyor. Başka ne yapıyor hocam bu arada? Kiraları falan ödüyor galiba. Tabii kiraları ödüyor. Bunları tam olarak yani söyleyebilir miyiz burada? İki tip teşvik var kentsel dönüşümde. Bir tanesi girişimcilere verilen teşvik. Burada belediyeye ödenecek inşaat harçlarını müteahhitler ödemiyor. İki, tapularda alıcı ve satıcının ödemesi gereken %2 harçlar toplam %4 yine ödenmiyor. Bunun dışında noter harçları olan yaklaşık %1 tutacak o harçlar ödenmiyor. Buna ilave olarak da kentsel dönüşümde KDV oranı %1.
Yani devlet %17 KDV'sinden de feragat ediyor. Evet. Ve bu şekilde %25'lik bir teşvik Bunlar var. Bunlar önemli teşvikler. Evet, çok önemli. Ciddi inşaat maliyetlerini evet. etkileyen ciddi teşvik. Öbür tarafta bir de kira yardımı dediğimiz yahut konut yardımı dediğimiz ikili bir teşvik sistemi var. Vatandaş kentsel dönüşüm kapsamı çerçevesinde konutundan ayrılıyorsa burada devlet 18 ay müddetle kendisine kira ödüyor. Yani bu yıl için 795 lira, yaklaşık 800 lira. Türkiye ortalamasına baktığınız zaman genel kiraya yakın. Yani İstanbul'da belki pahalı semtlerde 800 liraya bir ev bulamazsınız ama baktığınız zaman Türkiye ortalamasında 800 lira genel kira önemli olarak bir önemli bir destek. Ondan sonra bunun dışında da devlet buralarda kiracı olanlara ya dükkan işleten işletmecilere de daha sonra rezerv yapı alanlarında yaptığı konutlardan verebiliyor. Yani bir konut yardımı da yapabiliyor. Hı hı. Ve burada da çok düşük bütçelerle bunların ödenmesi söz konusu. Bedelsiz dahi verilebiliyor. Hı hı. Yani bu şekilde kentsel dönüşüme giren, kiracı ya da mal sahibi olarak giren insanları destekleyen ciddi bir çalışma var. Ancak bunun biraz evvel belirttiğiniz eleştiri doğrultusunda belediyelerin yapması gereken ada bazlı çalışmalarda vermesi gereken imar planlarıyla, plan notlarıyla çeşitli belediyelerde var bu. Zeytinburnu Belediyesi uyguluyor, Gazi Osmanpaşa Belediyesi uyguluyor ama uygulamayan daha çok belediye var. Evet. Yani bunlar eğer planlarında ada bazlı dönüşümlerde işte 5 dönüm birleşip 5 tane apartman yan yana aynı anda dönüşürse biz buna %10 imar ek hakkı veriyoruz. Eğer 10 tane apartman birleşip de 10 dönüm bir alanda topluca dönüştükleri zaman biz buna %20 imar hakkı ilave olarak veriyoruz dese dönüşüm sizin belirttiğiniz ölçüde olacak. Ve burada 10 tane dairenin alanından bir tanesi yani 10 dönüm alandan bir ya da iki dönüm devlete bırakılacak. Hı hı. Çünkü binalar kenaraya doğru toplanabilecek. Evet. Ortada bir yeşil alan yaratılacak. Sağlıklı alanlar veya yaratılabilecek. Yanına bir dönüm bir alana kapalı bir spor salonu yapılacak. Basketiyle, voleyboluyla, altta yüzme havuzuyla bütün mahallenin gençleri, takımları bundan yararlanabilecek. İşte kentsel dönüşümde o zaman olacak i̇şte, hocam. Evet. Keşke ama buradaki şey problem belediyelerden kaynaklanıyor. Belediyelerin kendilerinden mi kaynaklanıyor? Evet, tamamıyla belediyeler. Yani imar planlarını yapan 1/5000'lik imar planlarını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı. 1/1000'lik planları yapanlar ilçe belediyeleri. Yani ilçe belediyeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu uyumlu çalışmaları imar avantajlarını çok rahat getirebilirler. Evet. İşte yani olmuyor bu nedense. Sadece, Bakırköy'de bu problem yaşanıyor. Hayır, sadece kadarıyla. Siyasi olarak bir tercihten dolayı değil. Yani biri A partili, biri B partili olduğu için anlaşmama söz konusu değil. Aynı iktidar partisinin belediyeleri de bunu yapamıyorlar. Evet. Yani böyle bir kendi aralarında Büyükşehir Belediyesi ile birlikte imar planları bazında böyle bir teşvik getirebilirler. Yani hiçbir biçimde kesinlikle. Devlet buna engel olmadığı gibi bunu teşvik de ediyor. Yani bakanlık amacı bu zaten. Evet, bakanlık bu yöndeki olmasın. Hiçbir uygulamayı bugüne kadar engellemedi. O yüzden işin belediyeler kısmında burada bir tıkanıklık söz konusu. Yani belediyeler bunu birleşerek dönüşümü tercih etmedikleri için sadece bina bazında dönüşüm gözümüze evsel çarpıyor. Evsel dönüşüm oluyor. O zaman burada şeyi sorayım size. Bina Buyurun. Bazındaki evsel dönüşümün olabilmesi için biliyorsunuz bir 3/2 çoğunluk olayı var. Evet. Ve burada da mağdur olan kat malikleri olabiliyor. Doğru. Nedir buradaki Şimdi, durum hocam? Bu kanunun 2005 yılında Belediye Kanunu 73. maddesiyle kentsel dönüşüm getirildi ancak burada liderliği Büyükşehir Belediyesi'ne bırakmışlardı. Ve dönüşümün de oy birliğiyle olmasına yönelik Medeni Kanun'un genel kuralı değişmemişti. Evet. Bildiğiniz gibi Medeni Kanun 692. maddesine göre bir ortak mülkiyette bir değişiklik yapılabilmesi için herkesin oy birliğiyle buna katılması gerekiyordu. Ve bu kuralla beraber dönüşüm
Büyükşehir Belediyesi'nin liderliğinde maalesef yaygınlaşmadı ve gelişmedi. Gelişmeyince biliyorsunuz 2011'de de Van depremi ortaya çıktı. Van depremi ortaya çıkınca bir kez daha insanlar kentsel dönüşümü ve depreme dayanıksızlığı hatırladılar. Ve 2005 yılındaki bir değişiklik çalışmadığı için hükümet de doğal olarak biz bari yeni bir kanun yapalım dedi. Ve 2012 yılında 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun çıkartıldı. Evet. Ve 2012'de çıkartılan kanunda en önemli özellik bahsettiğiniz 3'te 2 kuralıydı. Evet. Bu 3'te 2 kuralı şu şekilde çalışıyor. Öncelikle bir apartmanda 10 daireli bir apartman düşünelim. Bunun dönüşebilmesi için temel karar, biz apartmanımızı yıkıp yeniden yapalım. Hı hı. Ondan sonraki ikinci karar, biz bunu yaparken kendimiz mi yapalım? Kredi kullanarak ya da cebimizden parayı vererek, yoksa kat karşılığı müteahhite mi verelim? Üstte iki fazla kat yapabiliyoruz. 40 yıl evvelki imarda bunu yapmıştık. Gelişen imar doğrultusunda ilave iki kat hakkımız var. Böyle müteahhite mi verelim? Bu ikinci temel karar. Üçüncüsü, hangi müteahhitle yapalım? 4, daireleri nasıl paylaşalım? Büyütelim mi daireleri, daha küçük mü yapalım? Yoksa işte apartmanın yönünü mü değiştirelim? Evet. Bunun gibi tüm kararları, malzeme seçimleri, işte akıllı bina mı yapalım, normal bina mı yapalım gibi tüm kararları 2/3 çoğunluğu veriyor. Yani bu çoğunluk arsa payı çoğunluğu. Arsa payı evet. Çoğunluğu, üçte yani çoğunluğu. Tüm malikler eşit olsun, 10 daireli bir apartman olsun elimizde ve 10/100 veya %10 herkesin bir payı olsun arsada. Bu durumda 63'te 2, 68, 67 elde ediyor. 66.6. 67 diyelim. Daire bazında buna baktığımız zaman da 7 daire. Yani 10 tane dairenin 7'si kendi aralarında bu bahsettiğim 5-6 tane nitelik konusunda anlaştıkları zaman apartmanı dönüştürüyorlar. Diğer 3 kişinin burada karşı çıksalar bile yapacakları pek bir şey yok. Yani bu ortak karara katılmak zorundalar. Katılmak zorundalar. Ve böylece burada bu ortak karara katılmayan kişilerin eğer hiçbir biçimde ikna edilemiyorsa diğer kat malikleri tarafından ve hazırlanacak dönüşüm planını ve sözleşmesini bu kişiler onaylamıyorlarsa bunların tasfiye edilmesi söz konusu. Nasıl bir tasfiye söz konusu? Bu dairelerden diyelim 3 kişinin sonradan ikisi de bu plana imza attı ve 9 daire kendi aralarında anlaştılar dönüşüm konusunda. Bir daire hiçbir biçimde ikna edemiyorsunuz. Bu dairenin arsası veya daire kentsel dönüşüm il müdürlüğünde bir ihale ile satılıyor. Önce bunun raiç değeri belirleniyor. Bir SPK değerleme kuruluşu bu dairenin veya daireye tekabül eden arsa payının değerini belirliyor. Ondan sonra da komisyona yani il müdürlüğünün içerisinde devletin bir komisyonu var. Bu komisyona bu rapor gidiyor. Komisyon tekrar yerinde bakıyor. Şeylerle, emlakçılarla konuşuyor. Raiç değeri bir kez daha check ediyor ve o raiç değer üzerinden bunu satışa çıkartıyor. Ve bu satışa sadece o içerideki diğer 9 malik katılabiliyor. Evet. Dışarıdan birinin katılması mümkün değil. Ve bu şekilde daire satılıyor. İşte mağduriyet burada çıkıyor. Evet. Yani burada çıkıyor. Yıllardır orada oturan insan belki dedesinden, atalarından beri 200 yıldır orada oturan insan arsası küçüle küçüle, müteahhitlere vere vere elinde belki son daire kalmış. Son daire. O son dairedeki kişi maalesef göçmek durumunda kalıyor. Hocam, dairesi satılıyor. Bu anayasal bir hak olan mülkiyet hakkına da aykırı bir durum değil mi aslında? Valla bu yönde çok tartışmalar oldu kanunun çıktığı dönemde. Ve konu Anayasa Mahkemesi'ne gitti.
Anayasa Mahkemesi bunu mülkiyet hakkına aykırı bulmadı. Yani Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde bir kararı oldu 2014'te. Yani biz de orada farklı görüşler dile getirmiştik. Yani benim de görüşüm bu dairenin satılmasına gerek yok. Yani karşı çıkanların dairesinin satılmasına gerek yok. Siz yine 3'te 2 ile kararlarınızı alın. Hangi bunu daire yapın, düşüyorsa da verin kişiye. Tabii. Ha daire sahibi buna rağmen bir mağduriyet olduğunu iddia ediyorsa, çünkü katılmıyor bu sözleşmeye. Uh-huh. Ben mağdur oldum diyorsa atsın bir tazminat davası. Uh-huh. Diğer kat maliklerinden eksik eğer bir sebepsiz zenginleşme varsa eksik kısmını oradan tamamlasın. Doğru. Yani bence dairesini niye elinden alalım? Satılmasa adalet duygularını rencide edici evet. bir durum. Peki bu kişi ne yapabilir? Korumak için? Bu kişi haklarını korumak için tabii yasal olarak çeşitli müracaatlar var. Yani bana göre bir kere öncelikle idareye başvuracak. Yani kentsel dönüşüm il müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın il müdürlüğüne, hatta gerekiyorsa da üst makam olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edecek. Ortada bir haksızlık varsa bana bir haksızlık yapılıyor. Yani herkes şunu alıyor ama bana bile bile bakın gayet açık bir biçimde şu haksızlık yapılıyor. Bu haksızlığı engelleyin diyebilir. Ve orada il müdürlüğü bu haksızlığı tespit ettiği zaman da bu daireyi satışa çıkartmayabilir. Evet. Ya kardeşim siz bir vatandaşa bir haksızlık yapıyorsunuz. Ben bu haksızlığa alet olmam diyebilir. Yani ben her zaman söylüyorum. Yani devletin idari kuruluşları Çankaya'nın noteri değil. Önüne getirilen her şeyi imzalamak zorunda, her talebe uygun görmek zorunda değil. Tabii. Çünkü idare temel olarak anayasaya ve kanunlara uygun icrasını yapmak zorunda. Kesinlikle. Yani temel kurallardan bir tanesi hukuk devleti. Hukuk evet. devletinde idare de hukuka uygun olup olmadığını taleplerin veya bir vatandaşa haksızlık yapılıyorsa buna engel olma kabiliyetine ve görevine haiz. Eğer bunu yapmıyorsa bana göre idare kendi görevini ihmal ediyor. Kesinlikle. Ve dönecek bu iş o talepleri reddeden ilgili idareler vatandaşlara tazminat ödeyecekler. Evet. Ve ilgili memurlar da bundan dolayı sorumlu olacak. Yani ben çok açık talepler görüyorum. Buna karşılık ilgili idareler yani kentsel dönüşümde görevli olan idareler yargıya gidin deyip vatandaşın haklı taleplerini hiçbir biçimde ciddiye almıyorlar. Yani yargıya gitmek zaten anayasal bir hak. Ben bilmiyor muyum yargıya gidilip gidilmeyeceğini vatandaş olarak? Biliyorum ama öncelikle hukuka uygun olarak hareket etme zorunda olan idareye başvuruyorum. Evet. Benim devletimsin sen, benim kurumumsun. Yapılan bu haksızlığı veya hukuka aykırılığı önle. Çünkü biliyorsunuz idari işlemleri yaptığı gibi devletin geri alma imkanı da var. Evet. Yahut yapmama imkanı tabii, da var. Yoksa niye izinler alınıyor? Tabii, o yoksa, zaman hiç ortadan kalksın idare. Herkes öyle. Kafasına göre tabii, yapsın. Yani idareye yaptırabiliyorsa yaptırsın, yoksa gitsin yargıya yaptırsın. Evet. Yargının yerindelik denetimi yapamaz. İdarenin takdir yetkisine karışamaz. Madem bu kuralı koyuyorsun, yargının elini ayağını bağlıyorsun, o zaman idare kendi takdir yetkisini hukuka uygun olarak kullanacak. Maalesef bunu yapamadığını görüyoruz. Yapamadığı zaman vatandaşın iki tane yolu var. Yani idareye başvuruyla bu işi çözemiyorsa, ki genelde çözemiyor, idare karışmıyor bu işe. Ve gideceği ya adli yargı ya da idari yargı. Evet. Hangisine öncelikle gitmesi gerekiyor? Öncelikle adli yargıya gidebilir. Yani ortada bir geçmişten gelen bir haksızlık olabilir. Arsa payı düzeltme davaları dediğimiz bir davayla bu geçmişten gelen arsa paylarının daha apartman yapılırken haksız olarak belirlenmesi, herhangi bir dairenin, herhangi bir dükkanın lehine belirlenmiş olması, bunu sonradan kat mülkiyeti kanunun 3. maddesine göre daha sonradan dava açarak bunu sağlayabiliyorsunuz. Öncelikle bu imkan var. Onun dışında burada bir haksızlık varsa, yapılan paylaşımlarda haksızlıklar varsa, bina yıkılmamışsa, ortak karar protokolünün
protokolüyle bu kararları veriyorsunuz çünkü. Kentsel dönüşüm kararı verebilmek için apartmanda bağımsız bölüm sahipleri, arsa payı sahipleri bir araya geliyorlar ve bir protokol hazırlıyorlar. Hı hı. Ve bu protokolün de biraz evvel bahsettiğimiz 2/3 kuralı doğrultusunda hazırlandığını hatırlatalım. Ve bu protokolle hangi müteahhite yapılacak, kim hangi daireyi alacak, bütün detaylar orada belirleniyor. Bu protokolün hukuka aykırı olması durumunda bu protokolün iptal edilmesi, bu kararın iptal edilmesini de mahkemelerden isteyebiliyoruz. İdare mahkemesinden? Hayır. Adliye mahkemelerinden isteyebiliyoruz. Bana göre aynı şeyi idare mahkemelerinden de isteyebiliriz. Çünkü neticede kentsel dönüşümde idari yargı da görevli. Hangi konuda görevli? İdarenin işlemleri hakkında. İdarenin yaptığı değerleme işleminde, idarenin yaptığı yıkım işleminde, idarenin yaptığı satış işleminde, ihalesinde hep idare görevli. İdare bir takım idari işlemler yapıyor. Bu idari işlemlerin iptalini de idare mahkemelerinden isteyebiliyoruz. Hocam şöyle yapalım mı? İdare davaları tek tek söyleyelim. Yani idare mahkemesine hangi başvuruları yapabilir? Adli yargıda hangi davaları açabilir? Peki şöyle diyelim. Mesela idare mahkemesinde öncelikle bir yıkım kararının daha da öncesi riskli bina tespit kararının iptali istenebilir. Evet. İkincisi riskli binadan sonra yıkım kararının iptali istenebilir. Hı hı. Daha sonra değer tespitinin iptali istenebilir. Hı hı. Burada bir tartışma var. Bu bir icraî işlem midir, değil midir? Orada bir ayrılabilir işlem teorisini kullanması gerekiyor hukukçu arkadaşlarımızın. Hı hı. Ondan sonra satış kararının iptalini isteyebilir. Sonra da tapu işlemlerinin iptalini isteyebilir. Bunların süresi var mı hocam? Bunların her biri 30 gün içerisinde istenmelidir. Her birinin 30 günlük süreleri. Yani idari yargıda normal dava açma süresi 60 gündür. Hı hı. Ama bu davalar açısından kentsel dönüşüm davalarında 30 günlük bir süremiz. Bu çok önemli. Kentsel dönüşüm davalarında 30 günlük süre çok önemli. Bir hak düşürücü süremiz adli var. Adli yargıdaki davaları da kısa bir aradan sonra devam edelim mi hocam? Devam edelim. Evet. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız.